Merhaba, ben veteriner hekim Derya Görgün. Bugün size Scottish Fold kedilerden bahsedeceğim. Scottish Fold kedileri bası kulaklarından tanıyoruz, görür görmez zaten. Fold kelimesi kulakların düşük olduğu anlamına geliyor. Scottish Fold'lar ev hayatına uyumlu, sakin mizaçlı, yumuşak huylu hayvanlardır. Yatkın olduğu hastalıklardan biraz bahsedeyim. Yatkın olduğu hastalıklar eklem rahatsızlıkları en fazla. Özellikle de osteokondri displazi dediğimiz eklemlerdeki kemik ve kıkırdakların aşırı ve kontrolsüz üremesi sonucu şekillenir. Ağrılı, kronik, uzun süreli, mutsuzluk verici bir hastalıktır. Kedimizin, eğer Scottish Fold ırkı bir kedimiz varsa, bu kedinin yumuşak huylu olmasının sebebi belki de yaşadığı ağrılardan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bu hastalık biraz ağrılı bir hastalık. Scottish Fold kedilerde hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz bir kalp hastalığına yatkınlık bulunur. Bu da kalp kaslarının aşırı şekilde büyüyerek içerideki kan akışını zorlaması şeklinde. Biz bunu oskültasyonda, yani steteskopumuzla kalbi dinlerken anlarız, ya da kalp ekosunda anlaşılabilir bu hastalık. Kalp krizlerine sebep olabilir. O yüzden Scottish Fold ırkı bir kediniz varsa mümkünse 1 yaşından itibaren kardiyolojik muayeneye ben girmelerini öneriyorum. Bu ırklarda tabii ki kulağın düşük olmasından ve kulak yolunun iyi hava alamamasından kaynaklı olarak kulak iltihapları da sıklıkla görülür. Kar beyazı gibi uzun tüylü bir Scottish Fold kediniz varsa her gün veya 2 günde bir taramanızı öneririm. Scottish Fold'ların yatkın olduğu hastalıklar aslında onların genetik defektleri, yani kusurlarıdır. Bu kedilerin üretilmeleri bu hastalıkların devamına sebebiyet verir. Bu hastalıkların devamı olmaması için, hayvanların acı çekmemesi için biz veteriner hekimler olarak genel olarak bu ırkların üretimine karşıyız. Gelişmiş ülkelerde Scottish Fold ırkı kedilerin üretilmeleri bazı gelişmiş ülkelerde yasaklanmıştır. Bizim ülkemizde henüz yasak değil, ancak biz bilinçlendirme amacıyla hasta yakınlarımıza eklem iltihaplarından korunmak için düzenli glikozamin ve ağrı kesici kullanmalarını öneriyoruz, söylüyoruz. Taramalarını, kulak temizliklerine dikkat etmelerini ve polikistik böbrek hastalığına karşı da tetikte olmalarını. Ve unutmayın, yılda bir de kalp muayenesi demiştik. Bu videoda sizlere Scottish Fold kedileri hakkında genel bir bilgi vermek istedim. Başka sorunuz olursa yine yorumlarda görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.